Evet arkadaşlar, üniversiteleri tanıtmaya devam ediyoruz. Sırada Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi var ve asla Raşit Hoca'ya gülle ilgili espri yaptırtmayacağım. Güller diyar. Evet hocam, Isparta Üniversitesi diyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi eski bir üniversite değil mi? Eski üniversitelerimiz yani aramızda bir uçurum yaş farkı olduğu için sizin hatırlıyor olmanız lazım. Evet ya, benden büyük. Sizden büyük mü? Yani ben 79'luyum, bu 76'lı olsa gerek diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar, Devlet Mimarlık ve neydi hocam tam ismi? Devlet Mimarlık Akademisi. Akademisi adı altında açılmıştı. Fakültelerimiz var. Fakültelerimiz olduğu gibi yine arkadaşlar yüksek okullarımız da var. Şimdi Vural Hoca'ya gidelim. Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında ne demişler? Vural Hoca'dan dinleyelim. Haydi evet. Bakalım. Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeyiz. Neşe Hanım yanımızda. Hocam, üniversite hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bir öğrenci neden Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih etmeli? Süleyman Demirel Üniversitesi şehir anlamında da güvenli bir şehirde, Isparta'da. Küçük, şirin, artık büyümekte olan bir şehir, küçük derken de Antalya'ya yakın. Çevredeki doğal güzellikleri çok fazla. Bir Kovada Gölü, Gölcük, işte Eğirdir. Kafeleri, öğrencileri, canlı bir şehir öğrencileriyle birlikte ve güvenli bir şehir. Yeni kurulmuş bir üniversite, 92'de kurulmuş bir üniversite belki, ama 80.000'e yakın öğrencimiz var. Bu da bizim hızla gelişmekte olduğumuzun bir göstergesi. Doğu kampüs, batı kampüs olarak ikiye ayrılıyor kampüs, aynı yol üzerinde. Birlikte bütün... şunu özellikle sormak istiyorum. Şehir dışından gelen öğrencilerin barınma imkanları. Bu bizim için çok önemli. Artı üniversitedeki sosyal kulüpler, öğrenci kulüpleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Konaklama anlamında şu an sıkıntı yok. Öğrenci sayımız çok fazla olduğu için tabii hani zaman zaman yetersiz kaldığımız oluyor, ama sürekli yurtlar, apartlar özel olarak da yapılıyor. Şu an kamu da yapıyor. Kampüs içerisine de yapılacak yeni ilave yurtlar. Kredi yurtların çok büyük yurdu var. Kampüs içerisinde kız yurdu, erkek yurdu olarak aynı kompleks içerisinde genelde karşılıyor. 80'in üzerinde şu an sosyal kulübümüz var. İşte bir kayak kulübü, havacılık kulübü, Türkçe topluluğu, işte ünlü spikerler gelebiliyor üniversiteye. Nasıl yetiştiler, neler yapabilirler, nasıl Türkçeyi doğru kullanırız, onu anlatıyorlar. Kültür kitap kulübü, yazarlar, şairler getiriyorlar. Birçok sosyal politika kulübü var, siyaset kulübü var. Onlar siyasileri getiriyorlar. Çok etkinlik, böyle cıvıl cıvıl etkinliklerle geçiyor kampüs yaşamı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.